Emre'ye gidelim. Emre Kaplan bakalım Galatasaray cephesinden bizlere neler aktaracak. Evet. Özellikle Gezal'ın durumu tabii yaşanan gelişmelere dair de. Emre sözü sana bırakalım. Biz hararetle bir sohbetle başladık <laughs> Gezal'ın durumuyla ilgili. Teşekkürler Ceyda. Aslında dün de yine spor gündeminde yaptığımız bağlantıda Gezal ve Galatasaray arasındaki görüşmeleri ifade etmeye çalışmıştık ama artık biraz daha Galatasaray'ın bu transferi neticelendirmeye yakın tarafı olduğunu söyleyebiliriz. Detayları paylaşmak, süreci özetlemek gerekirse Galatasaray aslında Gezal'la görüşmelere yaklaşık 3 hafta öncesinde başlamıştı. Sayın Başkan Burak Elmas göreve geldikten sonra yapılan ilk görüşmelerden bir tanesi Gezal'ın menajeriyle gerçekleşti. O dönem için o gün için 2.7 milyon euro yıllık ücret ve 3 yıllık sözleşme karşılığında da prensipte anlaşılmıştı. Fakat sonrasında teknik heyet Fatih Terim'le yapılan istişareler Fatih Hoca bu rakamı biraz fazla buldu. Maliyeti biraz fazla buldu. Çünkü Galatasaray'da şu anda uygulanan fiyat politikası Fernando Muslera'nın maaşı 2.5 milyon euro ve tavan ücret olarak bu belirlenmiş vaziyette. Takım içerisindeki dengeleri bozabileceğini düşündüğü için biraz çekinceleri oluştu Fatih Terim'in ve Galatasaray geri adım attı Gezal transferinde. Fakat sonrasında Beşiktaş'ta yapılan görüşmeler, orada telaffuz edilen rakamlar ve Gezal'ın da talebinin biraz daha aşağı inmesi, o Galatasaray'ın tavan ücretini kabul edebilecek seviyeye gelmesiyle birlikte yeniden Galatasaray masaya oturdu. Gezal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı. Oyuncunun 3 yıllık sözleşmesi için şu anda Leicester City ile bonservis pazarlığı için görüşmelerin devam ettiğini söyleyelim. Galatasaray adına işin geldiği nokta bu. Dün, dün, ve bugün aslında Sercan Dikme de Beşiktaş muhabir arkadaşımız Sercan Dikme de Beşiktaş tarafıyla ilgili kısmı anlatırken yaptıkları son tekliften bahsetti ve Galatasaray'ın şu anda 2,5 milyon euroluk teklifinden daha düşük bir rakamı Beşiktaş teklif etmişti. Yeni bir gelişme olmazsa ki şu an çok olacak gibi gözükmüyor. Beşiktaş tarafından yeni bir adım gelmezse ücret konusunda, ücret arttırma konusunda Galatasaray Gezal transferini neticelendirecek gibi gözüküyor. Dediğimiz gibi şu anda bonservis pazarlığı devam ediyor Galatasaray cephesinin Leicester City ile. Ve bu pazarlığın ardından da eğer Beşiktaş'ın bir fiyat yükseltme hamlesi olmazsa bunu tabii ki belirtmekte fayda var. Çünkü hassas bir durum. iki büyük takımın rekabet halinde olduğu ve her an yeni bir gelişmenin olabileceği bir süreç. Ama bugün bu dakika itibariyle Galatasaray'ın Gezal transferini bitirmeye en yakın kulüp olduğunu söyleyebiliriz. Bu işin rekabet kısmı, Gezzal'la ilgili kısmı. Bir de tabii Galatasaray adına şu anda en önemli transfer harekatlarından bir tanesi Solbek transferi için gerçekleşiyor. Dün yine spor gündeminde Kurzava isminden bahsetmiştik. Aslında Galatasaray'ın uzun vade planlamasında, daha önceden yapılan planlamasında yer alan bir isim değildi. Hafta başı itibariyle biraz da sürpriz bir şekilde Galatasaray'a oyuncu önerildi. Kulübüyle görüşmelere başlandı. Oyuncunun maaşı oldukça yüksek. Vergiler hariç net maaş olarak 3 milyon euro civarında bir yıllık geliri var Kurzava'nın. Bunun Paris Saint Germain'le ortak bir şekilde ödenmesi adına bir çözüm önerisi arayışı hala devam ediyor. Ama tek görüşülen isim Kurzawa değil. Yanı sıra Patrick Van Aanholt var. Galatasaray'ın artık anlaşma aşamasına geldiği bir isim Van Aanholt. Fatih Terim'in de daha öncesinde aslında sezon bitmeden önce verdiği listede yer alan bir isimdi. Çünkü maliyet anlamında da Galatasaray adına en uygun isimlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Herhangi bir bonservis bedeli yok. Yıllık ücret talebi Galatasaray'ın karşılayabileceği düzeyde. Burada bir imza parası konusu vardı. İmza parası ile ilgili de bir pazarlık yapıldı ve Galatasaray adına uygun bir duruma geldiğini söyleyelim Van Anoltun. Ama şu anda birinci sıradaki isim Kurzava, Fatih Terim'in de en çok istediği isim Kurzava. Çok kolay bir transfer değil ama görüşmelerin devam ettiğini söyleyelim. Galatasaray adına sol bek transferi artık bugün yarın neticelenecek gibi gözüküyor. Bir yandan da Alevski ismi var. Yine Galatasaray'ın sezon bitmeden aslında görüştüğü isimlerden bir tanesi. Van Anoltun'la benzer durumda. Oyuncu serbest pozisyonda. Fakat Alioski'nin talepleri biraz daha yüksek. Maddi talepleri 2 milyon euronun üzerinde yıllık ücret talebi. Bu biraz daha aşağı inerse Alioski tercihi de yapılabilir. Yani bu üç isimden bir tanesiyle alakalı çok kısa bir süre içerisinde bunu yani bugün yarın olarak bile söyleyebiliriz. Galatasaray'ın artık somut hamleyi yapmasını bekliyoruz. Van Aanholt şu an biraz bekletiliyor gibi gözüküyor. Diğer isimlerle yapılacak görüşmelerin neticesine göre. Alioski ile yıllık ücret üzerinde yine görüşmeler devam ediyor. Kurzawa için ise Paris Saint Germain'le ortak bir şekilde oyuncunun maaşının ödenebileceği bir formül üretilirse ilk tercih Kurzawa olacak. Bunun dışında Van Arnold ve Alioski'den biri de Galatasaray'ın yeni sezondaki sol beki olabilir. Bir kez daha altını çizelim. Buradaki gelişmenin çok kısa süre içerisinde gerçekleşmesini hatta PSV maçının kadrosunda da yer almasını bekliyoruz Galatasaray'ın alacağı sol bek. Evet, Emre Kaplan'a kolay gelsin diyelim. Galatasaray'a dair gelişmeleri bizlerle paylaştı. Hem Gezal Transferi ile evet. ilgili hem de Galatasaray'ın gündeminde yer alan e, isimlerle ilgili. Şimdi e, hemen Twitter üzerinden e, sizlere duyurduğumuz anketimize dair e, az önce veri akışında bir hata vardı. E, doğru rakamlar ekrana geldi. %52 Galatasaray, %36 Beşiktaş, %12'si ise oy kullananların diğer bir takımda ya da mevcut takımında kalabilir yorumunu yapmış Twitter üzerinden Gezal hangi takıma transfer olacak e programımız boyunca bu anket devam edecek sonunda da sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız şu an 7000'e geçti oy kullananların sayısı diyelim bana göre var ya Galatasaray falan yarı yolu geçmiş öyle diyorum yani, <laughs> yani konuşulanlara göre evet. haberlere göre yarı yolu yarı, yarı, yani yolu yarıladıdı var ya o yarılanın da yarısını yarılamış öyle geliyor yani Şimdi soru hangi takıma transfer olacaksa evet Galatasaray Beşiktaş'tan çok daha yakın. E, son görüşmelerde onu gösteriyor. Benim içeriden aldığım bilgiler de o yönde. Daha düne kadar ben Beşiktaş'a geleceği umudunu hep korumuştum. E, Gezal sol ayaklı bir futbolcu. Sağ açık mevkinde oynayan, oradan oyunu kuran, özellikle takımı oynatmanın yanı sıra asistleriyle, golleriyle ki serbest vuruşlarını da ayrıca saymak lazım. Oradaki etkili atışlarıyla çok etkili. Şampiyonluğunda Beşiktaş'a büyük katkı sağlamış bir futbolcu. Her takım böyle bir futbolcusu olsun ister. Dolayısıyla Galatasaray'ın da istediğini hem kabullenmek hem de doğal karşılamak lazım. Ama benim genel şöyle bir görüşüm var. Ya bir futbolcu bir kulübe mal olduysa diğer kulüpler çok böyle bir önem e, e, olmadığı sürece ona talip olmamaları sanki daha iyi. Yani bence Galatasaray ile Beşiktaş arasında bir bence kısır çekişme başladı. Jetson Fernandez'e Beşiktaş talip oldu. Galatasaray Gezzala Rozier'e talip oluyor. E, diyorlar ki Salih Uçan'la önce biz konuşmuştuk sonra siz aldınız. Ya Bizim kulüplerimiz gerçekten bu gereksiz çekişmelerden dolayı ekonomik yönden bu derece zor duruma kal geldiler. Evet, iyi Bu geçmişte de çok fazla örnekleri var. E, aynen aynen öyle. Can Kahveci, Emre Akbaba, Baba, e Vedat Muriç transferi evet. hep çekişmeli evet. transferlerdi. Yakın zamanda benim aklıma e gelen. Her sene bir iki futbolcu kesinlikle sayabiliriz. E şimdi e bunlar kaliteli futbolcular. Tamam. Ama dünyada dünya kadar futbolcu var ya. Her şey bir tarafa. Bizim ülkemizde bile dünya kadar futbolcu var iken bizim birinin peşine takılıp onları çok büyük rakamlara, çok uzun sözleşmeler, kontratlar imzalayarak sonra kulüplerin elden çıkaramaması gerçeği Türk futbolunu zaten çok zorda bıraktı. O yüzden ben Bakın Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da iki kulüpte de görev yaptım. İki camiada çok değerli camialar. Ya bu kısır çekişmeleri lütfen bir tarafa bırakalım. Taş yerinde ağırdır. Herkes kendi daha önce oynattığı, iyi performans elde ettiği futbolcusuyla yoluna devam ederse sanki bu kalıcı bir çözüm olur diye düşünüyorum. Çünkü Türk futbolunun bu barışa çok ihtiyacı var. Hocam şimdi Beşiktaş alamaysa ben gidelim alırım. Yani o olur. Veya fena bir alamıyorsa ben alırım veya gaz